Müsbet hareket dediğimizde Bediüzzaman müsbet hareket ile neyi kastediyor diye onun eseri ve hayatı üzerinden bir çalışma yaptığımızda manevi cihadın müsbet hareketin en temel, en önemli veçelerinden biri olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan yine müsbet hareketin adalet-i mahza ilkesine, Bediüzzaman'ın Kur'an, sünnet ve özellikle de Hazreti Ali'nin içtihadı üzerinden yani sosyal hayata yani imanın hayata tatbikine dair meselelerde en temel kavram olarak ortaya koyduğu adalet-i mahza kavramıyla da yine açıklamak gerekiyor müsbet hareketi. Yani manevi cihat ve adalet-i mahza müsbet hareketin iki vazgeçilmez kavramı. Bir diğer açıdan şöyle ben ifade edebilir diye düşünüyorum. Müsbet hareketin veçelerinden biri manevi cihattır. Müsbet hareketin dayandığı zemin ve temel ilke de adaletin mahza ilkesidir. Ve her iki kavramın da hem manevi cihat hem adaleti mahza ölçüsünün de uluslararası ilişkiler düzleminde müsbet hareketin nasıl anlaşılacağı, uygulanacağı ve yaşanacağı noktasında bize bir ufuk sunduğu Bediüzzaman'da kendi hayatında yaşanan olaylar bağlamında bunun nasıl pratize edileceği noktasında bir açıklama çerçevesini arz ettiği kanaatindeyim. Onları şimdi dilimin döndüğü kadar ifade etmeye çalışacağım. Şimdi cihat, genel anlamda cihat dediğimizde, cihadın şartlarına baktığımızda, yani İslam hukukunda, Kur'an ve sünnetten hareketle ki Müslümanların Kur'an emretmedikçe kendilerine karşı mücadele edenlerle bir savaşa girmediklerini biliyoruz ve yine ilk gelen Medine dönemindeki, Mekke dönemindeki şartları biliyoruz. Mekke döneminde Müslümanlar çok zor bir muameleye maruz bırakılsalar da eziyete, boykota, ambargoya ve farklı kötü muamelelere maruz bırakılsalar da ve içlerinden şehit edilenler olsa da işkence altında ve en son tahlilde Mekke'den hicret ettiklerini, cihat ayetini Mekke şartlarında cihat emredilmediği için kendilerine gördükleri muamelelere karşı olumsuz, kötü bütün tutumlara karşı aynı şekilde mukabelede bulunmadıklarını çünkü Kur'an ayetlerinin Mekke döneminde gelen Kur'an ayetleri içerisinde onlara bu noktada bir emrin veya iznin verilmediğini biliyoruz. Buna karşılık Müslümanlar Mekke kendileri için yaşanmaz hale geldiğinde hicreti yine vahyin yönlendirmesi ve yol göstermesiyle hicreti tercih ediyor ki Kur'an'daki birçok ayette iman edenler, hicret edenler ve cihat edenler şeklinde gelen sıralama aynı zamanda kronolojik olarak yolculuğunu da Müslümanların ifade ediyor. Mekke'de iman hareketi Mekke'de başlıyor. İslam'ın tohumları Mekke'de atılıyor. Mekke'deki Müslümanlar hicrete mecbur kalıyorlar ve hicret eden müminler ve onlara kucak açan Medineli müminler yani Ensar, Muhacir ve Ensar'ın birlikteliğinde yine gelen ayetlerin verdiği izin, önce izin sonra emir dahilinde cihat da gerçekleşiyor. Yani cihada dair o ilk ayetlere baktığımızda da
sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın diye ifade edilmesi, bu çokça çalışılan bir konudur tefsirlerde ve fıkıh alanında. Yani cihat esasen savunma amaçlıdır ve engeli kaldırma amaçlıdır. Yani Müslüman saldırı amaçlı olarak savaşı düşünmez, tasarlamaz ve uygulamaz. Yani ayetin çünkü şart olarak size saldırılmasına karşı, düşmanlık edilmesine karşı diye bir kayıt düşmesi cihadın saldırı anlamında anlaşılamayacağını, savunmayı engellemek ve engeli kaldırmak anlamında gerçekleşmesi gerektiğini gösteriyor. Yani cihadı bu şekilde ortaya koyduğumuzda en temel nedir? Cihadın savaş şeklinde, cihadın çok farklı evet veçeleri var. Büyük cihad, küçük cihad tanımları, hadislerde en büyük cihad olarak zalim sultana hakkı söylemek. Çok farklı veçeler var cihadın ama bildiğimiz anlamda ilk akla gelen savaş tanımı içerisinde cihadı aldığımızda bunun iki temel şarta bağlandığını görüyoruz. Kur'an ve sünnet üzerinden fıkıhta da birincisi tedafiidir. Yani gelen bir saldırıyı, bir tecavüzü, bir tehdidi, zulmü def etmek, gidermektir. İki, Allah'ın arzında, Allah'ın kullarına Allah'ın dininin anlatılmasının önündeki engelleri kaldırmaktır. Cihat bu iki temel üzerinden ilerler. Bunun uygulamasını da bu sıralama içerisinde daha asr-ı saadette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken sahabilerine gösterdiğini ve öğrettiğini biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi bizzat gazvelere katıldığı gibi ayrıca seriyeler göndermiştir ki yani siyer kitaplarında bu gazvelerin ayrıntılı dökümü verilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat katıldığı, ordunun başında katıldığı gazveler 20'nin üzerindedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat katılmadığı bir sahabeyi komutan olarak görevlendirerek ordu gönderdiği ve seriye diye, diğerinden ayrılmak üzere seriye diye ifade edilen seferlerde seferler ise 60'ın üzerinde ya 80 yaklaşık 80 civarında toplamda bir rakam çıkıyor karşımıza ki bunların hepsinde bil fiil savaş gerçekleştiği gibi bir algı ne yazık ki genel olarak yani Müslümanların zihnine yerleşmiş bulunuyor. Aklımda kaldığı kadarıyla, bildiğim kadarıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat katıldığı 20'nin üzerindeki sefer, gazve içerisinde savaşın, bilfiil savaşın gerçekleştiği gazve sayısı onun altında oluyor. Yani yola çıkıyorsunuz fakat bu yolculuğun neticesi mutlak surette savaşmak suretinde tecelli etmiyor ki. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi. Aynı zamanda müsbet hareketin en temelde Kur'ani ve nebevi dayanakları olarak da karşımıza çıkan, ele alması gereken hadislerden biri olarak Müslüman dünyada sadece son cümlesi öncesinden soyutlanmış olarak bilinen hadis. Evet, cennet kılıçların gölgesi altındadır hadisi Müslümanların dilinde asırlardan beri dolaşmaktadır. Ama bu hadis esasen
daha uzun bir hadistir. Cennet kılıçların gölgesi altındadır. Hadisin son cümlesidir. Hadisin tamamında ise Efendimiz aleyhissalatü vesselam ilk olarak düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin demektedir. Yani cihat için sefere çıkıldığında dahi, böyle bir ihtiyaç ve zaruret görüldüğünde dahi zihinde öncelikli amaç savaşmak olmamalı. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin, Allah'tan afiyet dileyin buyuruyor. Sözün başlangıcında, hadisin başlangıcında Efendimiz aleyhissalatü vesselam, yani savaş için yola çıkarken dahi, bu bir taraftan evet, cihadın iki şartı demiştik, saldırıya karşı kendini savunmaya muktedir olduğunu, iki dinin anlatılması ve yaşanmasının önündeki engelleri kaldırmaya da kararlı olduğunu ifade etmektir. Ordu olarak hazırlanmak ve yola çıkmak, sefere çıkmak. Ama bu durumda dahi nedir? Öncelikli hedef barışçı bir şekilde meselenin çözülmesi, zulmün, tecavüzün, saldırının bertaraf edilmesi ve engellerin yine barışçı şekilde kaldırılmasını sağlamak. Hadisi tamamıyla ifade edersek mana itibariyle düşmana karşılaşmayı temenni etmeyin, Allah'tan afiyet dileyin. Ama savaş mukadder olursa, yani siz savaşa, kılıçlara başvurmadan meselenin çözülmesi için bütün inisiyatifleri kullandığınız, bütün seçeneklere başvurduğunuz halde karşı tarafta olumlu bir tutum görmüyorsanız, son tahlilde saldırıyı engellemek ve engeli tebliğin önündeki, Allah'ın dininin tebliğin önündeki engeli bertaraf etmek için evet, o zaman kılıca başvurulur. İşte o zaman diyor ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Dolayısıyla her savaş cihat değildir. Yani cihat da yola çıkıp hemen ilk elde silaha başvurmak anlamına gelmemektedir. Bunu anlıyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi bunu bizzat uyguladığı gibi katıldığı seferlerde, ki bunu 30'a yakın, 20'nin üzerinde 30'a yakın sefer bizzat katıldı, ama bunun içinde sadece üçte birinin bir savaş içeriyor olması, kalan üçte ikilik kısmında düşmanın ya kararlılığı görüp tutumundan, saldırganlığından vazgeçmesi veya barışçı bir çözüm bulunması, bir sulh akdedilmesi ile problemin halledilmesi ve dinin tebliğinin yaşanmasının önündeki engelin bir barış ile kaldırılması şeklinde tezahür ettiğini, bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu böyle uyguladığını görüyoruz. Gönderdiği komutanlara da, seriyelerde görevlendirdiği komutanlara da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gittiğinde bir beldeye önce bekleyin ve onları İslam'a davet edin. İslam'a daveti kabul ettiklerinde zaten onlar sizin din kardeşiniz oluyor ve onlara karşı savaşmanın bir gerekçesi kalmıyor. Davetinizi kabul etmediler. İslam'a daveti kabul etmediler. O zaman sulha davet edin. Sulha, barışa da yanaşmadıklarında o zaman kendileriyle savaşın buyurduğunu, yine önce davet, sonra önce İslam'a davet, sonra İslam'ı kabul etmiyorsa da sulha davet, ki sulha davetin içerisinde ne var? Siz Müslüman olmuyorsanız da burada Müslüman, İslam'ın anlatılmasına izin verin anlamı içeriyor o sulha davet. Karşılıklı bir anlaşmanın akdedilmesi. Eğer İslam'a daveti kabul etmiyorlar, İslam'ın tebliğ edilmesi davetine de itiraz ediyorlarsa, o zaman ancak onlarla savaşın şeklinde bir emrinin olduğunu kaynaklarda yine görüyoruz. Yine bu durum üzerinden de Darül İslam, Darül Harp diye genelde hani ikiye
ayrılan bir kavramlaştırma vardır ki bunu bazı alimler daha farklı ve bugünün şartlarında daha da dikkate alınması gereken başka bir kavramlaştırma. İnsanlar yani ya ümmeti davedir ya ümmeti icabedir. Yani ya zaten Müslümandır veya potansiyel Müslümandır. Yani İslam'a davet edilmesi gereken durumdadır şeklinde bir tanımlamanın da yapıldığını görürüz. Ama bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'a davet, sulha davet, o da olmuyorsa savaş şeklinde komutanlarına verdiği talimat üzerinden de fıkıhtaki Darül İslam, Darül Harp ve ikisinin arasında bir şube olarak Darül Sulh kavramlarını dikkate almamız gerekiyor. Darül İslam, evet Müslümanların hakim olduğu ve İslam'ın yaşandığı belde. Darül Harp, İslam'ın yaşanmadığı, küfrün hakim ve galip olduğu belde. Darsulh ise esasen insanlar içinde yaşayan insanlar veya o insanların büyük çoğunluğu Müslüman olmadığı küfürde olduğu halde Müslüman dünyayla Darül İslam ile arasında bir sulh akdetmiş olan ve dolayısıyla İslam'ın tebliğine mani olunmayan belde diye ifade edebiliriz. Şimdi fıkıhtaki bu ölçüler Darül İslam, Darül Harp ve ikisinin ortasında Darül Sulh. Müslüman belde olmadığı halde İslam'ın tebliğine imkan tanıyan belde ki orada yine ayetlere baktığımızda ki son inen surelerden ve en keskin savaş emri içeren surelerden biri olarak bir ultimatumla başlayan, o yüzden de Rahman ve Rahim isimleri zikredilmeksizin başlayan Tevbe suresinde dahi yani Müslümanlar ehli küfre karşı savaşa tekraren davet edilirken ama kendileriyle anlaşmalı olduğunuz ve bu anlaşmayı bozmayan, bu anlaşmaya uygun davrananlar müstesna diye hep bir kaydın düşüldüğünü görüyoruz. Dolayısıyla Darus Sulh olan bir belde yaşayanlar ve de beldede hakim durumda olanlar Müslüman olmasa, gayrimüslim, kafir olsa dahi Darus İslam'la bir anlaşma akdettiği ve de İslam'ın tebliğinin önünde fiili bir engel koymadığı için Darusul haline geliyor ve Darusul de artık o anlaşmaya onları riayet ettikleri takdirde dönüp Müslümanların onlara karşı anlaşmayı bozma, ihlal etme ve onlara karşı savaşa girişmeleri hukuken uygun olmuyor. İslam hukukunun ölçüleri açısından baktığımızda. Şimdi gelirsek bütün bu kavramlaştırma üzerinden Bediüzzaman'ın en son yazdığı eser olarak şualar içinde yer alan yani risalelerde özellikle bu hususun daha detaylı olarak çalışılması manidardır. Meyve Risalesi ki 1940'ların ortasında Denizli hapsinin şartlarında yazılmış bir risale olarak Meyve Risalesi'nin sonunda bununla ilgili hatta işte Kur'an'dan bir ayet La ikrahe fiddin ayetinden yaptığı istihraçla Bediüzzaman'ın şöyle dediğini görürüz. Orada 1350 tarihine atıfla ki özellikle o Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından ilginç bir zaman dilimine denk geliyor. Diyor ki Bediüzzaman, gerçi o tarihte dini dünyadan tefrik ile dinde ikraha ve icbara ve mücahede-i diniyeye ve din için silahla cihada muarız olan hürriyet-i vicdan, hükümetlerde bir kanunu esası, bir düsturu siyasi oluyor ve hükümet laik cumhuriyete döner.
Fakat ona mukabil manevi bir cihadı dini, imanı tahkiki kılıcıyla olacak. Dindeki, çünkü dindeki rüştü, irşat ve hak ve hakikati gözlere gösterecek derecede kuvvetli burhanları izhar edip tebyin ve tebeyyün eden bir nur Kur'an'dan çıkacak nokta nokta diye bu bahis ilerliyor. Şimdi Bediüzzaman'ın burada koyduğu ölçü veya burada önümüze koyduğu istihraç, az önce ifade ettiğim üzere Kur'an'ın ve sünnetin cihat ve cihadın şartları ve aşamaları tarifiyle ve Kur'an ve sünnet üzere fıkıhta cihatla ilgili belirlenmiş ölçülerle birebir mutabakat halinde olduğunu görüyoruz. Yeni bir durum. Artık din ve vicdan hürriyetinin birçok ülke nezdinde anayasal bir ilke haline gelmesi, hükümetlerin, devletlerin anayasalarında din ve vicdan hürriyetini teminat altına almaları, bunu Bediüzzaman nedir? Dolayısıyla din ve vicdan hürriyeti teminat altına alınıyorsa o ülkede, o ülke bununla din ve vicdan hürriyetini teminat altına almakla başka dinlerle birlikte İslam açısından ben bu ülkede İslam'ın anlatılmasına ve yaşanmasına engel olmayacağım diye zımnen söz vermiş oluyor. Bediüzzaman'ın bunu din için kılıçla cihada mani olan bir durum diye ifade ettiğini görüyoruz. Okarsak din için silahla cihada muarız olan hürriyeti vicdan diyor. Burada fıkıhtaki klasik ölçüler içerisinde bakarsak darusul kavramının modern dünyadaki bir tezahürünün din ve vicdan hürriyetinin anayasal garanti altına alınması suretinde gerçekleştiği şeklinde bence henüz değeri, kıymeti hakkıyla kavranamamış ve de yani bunun Kur'an, sünnet ve fıkhın temel ölçüleri ile irtibatı da henüz güçlü bir şekilde ortaya konmamış olarak son derece önemli. Bence bütünüyle modern zamanlarda Müslüman dünya ve bütünüyle yerküre açısından aslında son derece değerli, kıymeti bilinmemiş elmas gibi bir içtihat ortaya koyduğunu Bediüzzaman'ın bu ifadelerinde görüyoruz. Manevi cihat dediğimiz şey de işte ilgili okuduğum pasajda da görüldüğü üzere bu bağlamda ortaya çıkıyor. Dinin anlatılması ve yaşanması Müslümanların kıyamete kadar var olan, devam edecek olan bir vazifesi. Bu vazife ya bizzat maddi olarak dinin önündeki engelleri bertaraf etmek suretinde olur. Maddi bir engel söz konusu değilse bir devlet elindeki gücü, orduyu, silahı yani kudreti yani İslam'ı tebliğin önünde bir engel sınırlarını İslam'a kapatmak için kullanmıyorsa bilakis anayasasındaki vicdan hürriyeti ölçüsü gereği İslam'ın tebliğine, anlatılmasına müsaade ediyorsa artık o beldede, o beldeye karşı maddi cihat söz konusu olmaz. O beldede cihat, cihad-ı manevi suretinde tezahür eder. Yani dinin esaslarının, İslam'ın hakikatlerinin, iman esaslarının o beldede insanlara anlatılması ve yaşanması suretinde tezahür eder. Bu şekilde Bediüzzaman'ın manevi cihat kavramını bu şekilde anladığımızda, bu çerçevede kavradığımızda Bediüzzaman'a göre bugünün şartlarında cihadın o
eskiden beri uygulanan ve bilinen ilk akla gelen anlamı itibarıyla maddi silahla gerçekleşen cihadın ancak dışarıdan gelen bir saldırıya karşı savunma bağlamına bu defa mahsus kaldığını görüyoruz. Ki Bedüzan orada dahi o vazife bizde değildir diyerek yine vazifeler sıralaması yapacaktır. Öncelikler fıkhı içerisinden bunun açıklamasını yapacaktır. Ona detaylı olarak girmiyorum. Ülke içinde bu meselenin nasıl tatbik edileceği anlamında. Ama artık yani Bediüzzaman'ın ortaya koyduğu ölçülerden silahla gerçekleşen maddi cihat, yani savaş anlamında tezahür eden maddi cihat artık bir Müslüman beldeye yönelik taarruzu, saldırıyı def etme bağlamında tezahür etmektedir. Çünkü hürriyet vicdan, din ve vicdan hürriyeti, ifade hürriyeti ve dini yaşama hürriyeti anayasal teminat altına alınmış bir beldede artık maddi cihadın şartları ortadan kalkmıştır. Diyin ki anayasada bunu teminat altına almakla birlikte uygulamada farklı tezahür var. Bunun da hukuki, siyasi yani toplumsal farklı şekillerde bir hak arama durumu anlatma ve hukuki ilkeyle uygulamanın uyumunu sağlama şeklinde bunun mücadelesi sürdürülecektir. Bu uluslararası ilişkiler, devletler arası ilişkiler bağlamında manevi cihat meselesi Bediüzzaman'ın müspet hareketin en temel veçelerinden biri olarak ortaya koyduğu manevi cihat ne söylüyor, nasıl bir ufuk ve çerçeve önümüze koyuyor, bunu gösteriyor. Ben çok özet şekilde olabildiğince ifade etmeye çalıştım. Bu bence çok detaylı çalışılmayı hak ediyor. Elbette işte Nezir hocamız gibi uluslararası ilişkiler alanında işin ehli olanlar ve de işte fıkıh, tefsir gibi ilgili disiplinler de işin ehli olanlar. Bence ortak bir çalışma zemininde Bediüzzaman ortaya koyduğu bu ufkun, ki bu ufkun hem Müslüman toplumlar, Müslüman dünya, özellikle de İslamofobinin bu kadar kullanıldığı ve bunun üzerinden İslam'a dönük bir şeyin korku ve mesafenin oluşturulduğu bir zeminde böyle bir ortak çalışmanın ve Bediüzzaman ortaya koyduğu bu içtihadın dayandığı zeminlerle birlikte güçlü bir şekilde ortaya konup umuma mal edilmesinin son derece büyük önemi arz ettiğini görüyorum. İkinci bir veç olarak bunu vakit varsa Mustafa abi çok kısaca özetleyeceğim. Tabii, Adalet buyurun. vicdan Buyurun meselesi. Metin Hocam. Müspet hareketin en temel ölçüsü olarak dayandığı zemin olarak adaleti mahza ilkesi açısından baktığımızda da şimdi cihadın iki veçesi var demiştik. Birinci ve temel iki temel veçesi var. Birincisi demiştik saldırıyı Müslüman beldeye dönük saldırıyı, tecavüzü, zulmü gidermek. İki, dinin tebliğinin, İslam'ın tebliğinin önündeki engelleri kaldırmak demiştik. İkinci olan, yani dinin tebliğinin önündeki engeller zaten vicdan hürriyetinin, din ve vicdan hürriyetinin anayasal ilke haline gelmesiyle zaten teorik olarak genel olarak dünya bağlamında kalkmış oluyor. Buna karşılık o diğer alanda Müslüman bir beldeye dönük taarruz veya işte bazı örneklerinde gördüğünüz gibi Müslüman beldeler arasında hatta gerçekleşen bazı böyle birbirlerinin hukukuna silahla taarruz durumları.
Buralarda dahi bu defa tedafii anlamda size karşı savaşanlar, size saldırıda bulunanlara karşı siz de Allah yolunda savaşın ayetinin verdiği ölçü ve izin dahilinde, evet, savunma amaçlı olarak bir müdafaada, bir savaşta, bir maddi cihada Müslümanların yerden göğe kadar hakları olmakla birlikte bediüzzaman modern zamanlara hakim olan topyekün savaş mantığına ve bu topyekün savaş mantığının içerdiği külli zulüm boyutuna atıfta bulunarak ki iki dünya savaşına dair tahlilleri ve uyarıları bu noktada özellikle dikkatle okunmayı hak ediyor. Orada da en başta ifade ettiğim üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın savaş için hazırlanma durumunda dahi öncelikli olarak barışın amaçlanması ölçüsüne, hadisteki bu ölçüye uygun bir şekilde bize bir tutum öneriyor. Bunu görüyoruz. Yine bunu aynı şekilde şualarda Risale-i Nur'daki şefkat, hakikat, hak, pardon, şefkat, vicdan, hakikat, hak bizi siyasetten men etmiş. Çünkü masumlar belaya düşerler, onları zulmetmiş oluruz diye başlayan çok önemli. Bir defa küçük müdafaatında demiştim başlığı taşıyan bahiste bunun da gerekçelerini önümüze net bir şekilde ortaya koyduğunu görüyoruz. Evet, tedafi anlamda savaş bir hak olmakla birlikte modern topyekün savaş mantığı içerisinde artık ordu eskiden olduğu gibi ordular birbirle karşı karşıya gelmiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam az önce söylediğimiz üzere bir seriye gönderirken önce İslam'a davet, İslam'a gelmiyorlarsa sulha davet, sulha da gelmiyorlarsa savaş gibi nasıl bir sıralama komutanların önüne koyduysa yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ellerinde silah olarak kendilerine karşı savaşanlarla savaşma. Yaşlılara dokunmama, kadınlara dokunmama, çocuklara dokunmama, hastalara dokunmama, tarlasında işte ziraatıyla meşgul olana, dükkanda işiyle meşgul olana, ibadethanesinde ibadetle meşgul olana dokunmama. Yani bu dille konuşursak, sivilleri hedef almama. Sivilleri hedef almama şeklinde kesin ve net bir ölçü koyduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyoruz. Ama modern topyekün savaş anlayışı sadece ordular düzeninde gerçekleşmiyor. Bir ülkenin başındakiler bir başka ülkeye savaş ilan ettiklerinde o ülkenin bütün unsurlarını hedef ittihaz ediyorlar. Ki gördüğümüz örnekler üzere okulların ve hastanelerin, pazar yerlerinin, evlerin üzerine bombalar yağdırma şeklinde ki en dehşetlisinin İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanmış olmak üzere bunu görüyoruz ki savaş tarihine dair çalışmalar, savaşlarda sivil insan kaybının doğrudan savaşçı olmayan, elinde silah olmayan, Bediüzzaman'ın tabiriyle masum, yani savaşın doğrudan içinde olmayan insanların kaybının giderek arttığını, 20. yüzyılın savaşlarında ölenlerin %80, %90'ını bu insanların oluşturduğunu gösteriyor. Bu tabloyu da Bediüzzaman ki kendisinin Birinci Dünya Savaşı şartlarını bizzat yaşadığını, milis albay kumandanı olarak ki orada da bu noktada topyekün savaş mantığı itibarıyla kendisine karşı savaşılan bir unsurun çocuklarının toplanması, binlerce çocuğun Van'da ve
onların öldürülmesinin düşünülmesi gibi bir tabloyu karşısında bunu engellediğini biliyoruz. Sonrasında esaretten yine savaş şartları içerisinde İstanbul'a dönüş süreci, burada gördükleri gözlemleri veya esir kampında gördükleri, yaşadıkları üzerine yine bu topyekün savaş mantığının, Kur'an'ın adalet-i mahza ilkesi ile izahının imkansızlığı, dolayısıyla masumları hedef alan bir şey, savaş ortamına girildiğinde ya iki seçeneğin Müslümanların karşısına çıktığını, ya masumları hukukunu gözeterek bir savaş, karşıda ise masum çubuğu ayırmadan dümdüz saldıran ve bunun için işte silahları da ki en dehşetlisi atom bombası olarak silahları da buna göre inşa etmiş olan bir düşman, yani ilke tanımayan, adaletsiz, son derece zalim bir düşman karşısında ilkeleri gözettiğinde fiilen mağlubiyet, ilkeleri gözetmeyip onlar öyle savaşıyor, ben de öyle savaşacağım deyip bu defa Kur'an'ın Müslümanlar için tanıdığı ilkeleri çiğneyip ilkesel mağlubiyet. Yani o topyekün savaş mantığının hakim olduğu bir zeminde girişilecek bir savaşın karşılığında Müslümanlar ya ilkesel olarak mağlup olacaklardır sonuç almak adına, veyahut savaş veya ilkeyi gözettiklerinde bu defa bunun karşılığında fiilen mağlubiyet ağırlıklı olarak onlara mukadder olacaktır. Dolayısıyla o durumda dahi gene izin verilen cihadın izin verildiği alanda dahi öncelikli tercih hadisin önümüze koyduğu üzere en başta barış olmalıdır. Meselelerin sulh yoluyla çözülmesi, bunun için inisiyatif geliştirilmesi ve bunun için küresel düzlemde imkanların aranması ve geliştirilmesi, ki Bediüzzaman'ın bu noktada yani Hristiyanların dindar ruhanileriyle dahi hani uğraşmama şeklinde ortaya koyduğu ölçü vesaire, bütün bunlara baktığımızda veya sulhu umumi kavramlaştırmasına baktığımızda o açıdan birinci mesele açısından ifade edersem toparlayacağım. Dinin tebliğinin önündeki engelleri kaldırmak, zaten bu din ve vicdan hürriyetinin anayasal ilke haline gelmesiyle bunun hukuki zemini zaten küresel olarak oluşmuş durumda diyor Bediüzzaman. Saldırıyı def etmek anlamda savaş. Buna cevaz olmakla birlikte topyekün savaş mantığı içerisinde masumları, sivilleri de hedefe alan bir savaş anlayışı içerisinde bu gerçekleştirilmez, ama yerleşik savaş mantığı bu olduğu için de bu noktada ya fiili ya ilkesel mağlubiyet, ikisinden biri mutlak surette, yani iki kötüden biri önümüzde bir seçenek olarak durduğuna göre, orada da savaşı en son şart, çare olarak düşünmek, esasen barış odaklı bir inisiyatif geliştirmek, sulhu umuminin imkanlarını araştırmak, yine müsbet hareketin uluslararası düzlemdeki bir tezahürü, bir veçesi olarak karşımıza çıkıyor. Ben anlayabildiğim kadarıyla özetlemeye çalıştım, ama bütün bunların son derece önemli açılımlar, hem Müslüman dünya hem de bütünüyle dünya açısından önemli açılımlar sunduğunu ve üzerinde çok dikkatli ve ciddiyetle çalışılmayı ve geliştirmeyi hak ettiğini söyleyerek noktalıyorum.